Merhaba Güreş Türkiye halkı, röportaj serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu seferki ismimiz ise Alperen Lürsoy, namı diğer Oralet'tir. Hoş geldin Alperen. Hoş bulduk, merhabalar. Dinleyen herkese de Ege Yürten, sana da merhaba. Nasılsın, nasıl gidiyor işler? Önce genel bir halinden bahset. Nasıl olsun, güneşli günler geçiriyoruz. Keyifler yerinde. Zaman soruları hazır mısın peki? Hazırım. O zaman yavaştan başlayalım. Bellas Legacy'den geliyor ilk soru. Forumda çeviri yapmaya nasıl ve ne zaman başladı demiş. Ne zaman başladım? 2016'nın ilk aylarındaydı. Yani sıkıntıdan RAW segmentlerini falan çevirdim ilk olarak, inceleme yaparak değil de yani tek segment şeklinde çeviriyordum. Yani ondan sonra zaten The Skies Boss, o zamanki ismiyle The Future Nightmare, işte inceleme yapmaya falan davet etti. Yani başlangıcı o şekilde oldu. Furkan bizim işte. Hı. Bir de şey sormuş. En sevmediğin insan tipi demiş. Güreşle ilgili söyleyeyim. Yani fikri olmadığı konularda yorum yapanlar. Özellikle bu şirket bazında falan filan. Hayranları mesela değil mi? Benim Ambrose hayranlarıyla sorunum yok canım. Sevdiğim Teşekkür insanlardır. ediyoruz. O zaman lunatik fenomenal'a da geçiyorum. Küçükken hiç oralet içmediğini düşünüyorum. Haksız mıyım? Haksız. Küçükken içmesem neden seveyim? Nasıl bir içecek oralet? Anlatsana içmeyenlere. Yani hiç içmeyen kaç kişi vardır aramızda? Yani yaşı çok küçüktür diye tahmin ediyorum. Oralet şöyle bir içecek, bir toz şeklinde, portakal aromalı olur genelde. Yani son yıllarda bunun kivilisi de çok popüler oldu. Yani toz üstüne sıcak su koyularak yapılan bir içecek. Daha çok çocuklara ikram edilen. Buzkaçlar vardı küçükken. Onun gibi bir şey yani. Buzkaç dediğin hangisi? Hani böyle bayilerde böyle yapıyorlar, şey yapıyorlardı ya böyle buzlu içecekler. Onun kıvamında. Yani sayılır, onun sıcak versiyonudur. O zaman Kevin'omuz Ko'ya gelelim. Bu seferki sorumuz yengen Emma hakkında. Yengen Emma'yı kullanmayanlar için neler düşünüyor, içinden neler geçiriyor o hadsizler için demiş. Ya kendisinin sakatlığı, hani sakatlığı diyorum, kendisinin şanssızlığı, zaten sakatlanması da şanssızlığını gösterir. Hani yetkililere de o yüzden rage atamıyorum açıkçası. Yani çünkü ne zaman push alacak, ne zaman kemer oynayacak diye haber çıksa hepsinde sakatlanıyor. Ama o hadsizler içinde ya sakatlanmadan bir kemer verin şunu artık diye düşünüyorum. Son şovda mesela direkt pes etti. Ama en iyi maçını çıkardı. En iyi maçı Asuka'yla olandı. Birebir maçıydı ama bu maç Rav'daki maçta da oldukça iyiydi, evet. Bir de şimdi Pro Wrestling Guerrilla'dan gelmiş bir soru. Fight Omens Fight. Sinan. Pro Wrestling Guerrilla şovuna gitmek istese yanına alacağın 3 kişi. İlk sorusu. Yani soruyu sormasıyla alakası yok. Kesinlikle Sinan'la birlikte gitmek isterim. Onun dışında Alperen Baytan, adaşım, yani forumdaki Nikki'yle World Class Manyak. Zaten inceleme işine başlarken de onunla birlikte PWG şovları inceleyerek başlamıştık. Yani her ne kadar güncelde o benim kadar sevdalısı olmasa da onu da almayı tercih ederim. Üçüncü kişi olaraksa yani benim böyle özel muhabbetim olan kendi grubumuzdan bir kişiyi seçmek isterim ama şimdi de isim vermeyeyim. Hepsi eşit benim gözümde. Tamam o zaman sende kalsın. Bir de Çünkü birini söylesem diğeri kırılacak. ya evet sıkıntı olabiliyor böyle en iyi arkadaş konuları özellikle. Burak'a buradan selam gönderiyorum bu arada. Bir de Emma Pitt'in Royce'u bir karar verdirmiş. Cevabım M olur çünkü yani ring içi olarak baktığımızda Peyton Royce makyajını çok abartan bir karakter. O yüzden yani şovda izlediğim süre boyunca ben Emma'yı görmeyi tercih ederim. Ha, neden Progressive Guerrilla? Dom Toretto 34'ten geliyor soru. Brock Lesnar fanı üyemizden. Bu inceleme için çok mesaj atıyor bu arada, eksik olmasın. Neden Progressing Guerrilla?
Yani YouTube'da falan kendi hesaplarından koydukları show özetlerini izleyen birisi yani bu sorunun cevabını kendisi verebilir. Hani WWE'de göremeyeceğimiz, görme ihtimalimizin olmadığı hareketler, hareket kombaları vesaire, çok tempolu maçlar, maç bitişleri falan. Hani çok kendine özgü bir karakteri var. Bu adamlar yani 150'nin üzerinde, 200'e yakın belki show yapmışlar ve yıllardan beri çizgisini bozmuyorlar. Yani ne mainstream olma çabası var, ne şovlarını çok da erken yayınlama çabası var. Hani biz neyse koyuz havasındalar ve orijinalinden hiçbir şey bozmamış durumdalar. O yüzden küçük, samimi, çok güzel bir şirket. Ben de işte kendisleri hareketlerini görerek başladım o şirkete. Yani başka yerde görülmeyecek çok çeşit var bize sunulan. O yüzden çok farklı bir soluk bir güreş izleyicisi için. Bir de Emma neden? Neden Emma? Emma'yı neden seviyorsun? Yani alımlı bir hatun, hani şey, ringde çok 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 iyi olduğundan değil de güzel. İlk gördüğümden beri hoşuma giden bir kadın güreşçi. Yani bir de Avustralyalı bayanların yüz yapısından mıdır nedir? Etkiliyorlar beni. Peyton Royce de aynı şekilde. Mayan Klasik'te de bayağı Avustralyalı var. Yani evet, NXT'de de bir iki kez izlediğimiz, bir ismini unuttum. Neydi ya? Rhea Ripley var mesela. O da dikkat çekiyor ya, uzun boyuyla falan. Yani hepsi Avustralyalı olsa benim için sorun değil yani, izlerim ben. Bir de güreşi bırakmayı hiç düşündün mü? Ve güreşi nasıl izlemeye başladın? Yani hiç düşünmedim. Hani bırakacak kadar da sıkılsam hani ara veririm, izlemeyi azaltırım falan. Ama yani bırakmayı hiç düşünmedim. İzlemeye nasıl başladığım sorusuna da, ya çoğumuz zaten Fox TV ile tanışmışızdır. Ben de onlardan biriyim. Ben şeyi söylemek istiyorum. Hani internetten ne zaman izlemeye başladığımı söyleyeceğim. Artık neydi? Tam olarak zaten hatırlamıyorum da bir şey gördüm ve WWE şirketini, güreşlenen zımbırtıyı özlediğimi fark ettim. Yani bir hafta sonu boyunca bütün WWE'nin pay-per-view şovlarının özetini izledim. Artık öyle tanımadığım karakterleri görmeye başlayınca, ulan keşke bırakmasaydım, ben çok zevk alıyormuşum falan filan. Ondan sonra haftalık şovları falan izlemeye başladım. Zaten WrestleMania dönemine denk gelmişti. Beni çekti şovlar kendine. O günden beri kopmaz bir bağımız var. Bir de Coup de Gras'dan geliyor bu soru. Emma'nın puşu için forum içinde bir kampanya başlatmayı düşünüyor musun? Ben başlatsam etkili olmaz. Kendisi zaten Twitter'dan başlattı, hepimizin gördüğü üzere. Kurt Yani Angle'da gömdü. evet. Hani hayranlarının yaptığı Photoshop'ları paylaşıyor. Her şeye Give Emma a Chance diye hashtag yazıyor. Sonucunda Sasha Banks'e pes ediyor. Bir de Jason Maalesef. Jordan biliyorsun. Yani artık senaryo dahilinde midir yoksa kendisi mi bu kadar abarttı bilmiyorum da. Ya keşke onun yaptığı işe yarasa da ben de forumda destek olsam ona. Vallahi sevdiğin güreşin başarı kazanması çok güzel bir şey yani. Ya benim niyeyse sevdiğim güreşler şey, push almıyor, push aldığında tekli almıyor falan. Benimki Ya de aynısı Cesaro zaten. bunların. Ya Dean Ambrose'un da ama ana kemer saltanatı falan var. O kadar uzun süre United States kemerini tuttu. Ya çok bekledik ama biliyorsun Elimination Chamber'lar falan oldu. Cesaro evet çok bekledi gerçekten. Çok, almasını çok isterim ben. Yani tabii şu anda takım kemeri olması sevindiriyor beni ama ben yine de tekli kariyerine odaklanmasını ve yani ya günün birinde o ana kemeri almalı o adam. Kesinlikle almalı. O zaman kişisel sorumu sorayım önce. Peyton Royce'un Billy Kay'e ihanet etmesini ister misin? Sanırım istemem ya. Ya hiç düşünmedim ama yani ana kadroya onlar kesinlikle birlikte çıkmalı. Sonrasında ana kadroda ya da NXT olarak düşünme. Ya ileride ne olur, ne yaşanır bilemem de. Hani o kadar uzun süre şirkette kalacaklarsa ya bir ihanet de olabilir tabii ki. Hani kimler kimler dağıldı, kardeşler dağıldı. Doğru, haklı.
Şimdi forumun FIFA üyelerinden Jack Reacher'dayız. Sen benimle bu oralete çıkmak ister mi demiş. İlk sorusu bu. Çok soru sormuş. Niye? Benimle oralete çıkmak ister mi demiş. Ya oralet bahane, gel buluşalım ya. İstediğin zaman uğra bizim oralara. Oralet bahane, buluşma şahane hesabı. Aynen. Bir de FIFA'ya da değinmiş doğal olarak. FIFA'da benden aldığı yenilgilerin acısını unutabildi mi? Ben FIFA'da çok yenilgi aldım be kardeşim. Ya sana özel değil ki. Ben FIFA'da şey yok, bitiriciliğim yok. O yüzden her gelen yeniyor beni. O yüzden acısını da unuttum tabii ki. Bir Progress tişörtü istiyor senden, hediye eder mi demiş. Tişörtü etmesem de tasarımının linkini atarım. Bak kendim yaptım. O da benden küçük bir hediye olur sana. Bir de oralete yancıların içeceği değil de oyun krallarının içeceği hale getirmekte projeleri nelerdir? Çok geyik bir soru olmuş. Projeyi forumda yayarak başlattım. Ben içiyorum, size içiriyorum. Bundan daha farklı ne yapabilirim ki? Bundan ötesi sen de şey yapacaksın Tuğrul kardeşim. Sen de sevdiklerini içireceksin. Öyle hazıra konmak olmuyor diyor. Ben görevimi tamamladım. Dark Lord samimi gerçekten mi sormuş bilmiyorum ama adı gerçekten de Oralettin mi demiş. Değil. Değil tabii ki. Yani. Bunu gerçi WhatsApp'ta da isim olarak öyle yazıyor. Forumda da öyle yazıyor ama değil tabii ki. Yani lakaplar üstümüze yapışabiliyor bazen. Ya ben zaten Oralet gimmickini bırakalı çok oldu, aylar oldu. Hep Oralet üzerinden gelmiş sorular ya. Ya gimmick öyle unutulmuyor herhalde. DRF falan da William Basso'da NJPW'den geliyor. Ona başka bir şeyden geliyor. Gimmickler kalıcı yani. Yani öyleymiş, yapıştı Oralet üstüme. Ha, World Class Manyak'tan geliyor. Senin sevdiğin üyelerden. CCW güreş midir demiş. Ben bu konuya biraz ciddiye derin değinmek istiyorum. Facebook kitlesi özellikle bu konuda çok bilinçsiz. Yani Facebook kitlesi tabii forumdan daha casual izleyiciler ve bilinçsiz izleyicilerden oluştuğu için yani normal karşılıyorum aslında. Yani millet hala şey sanıyor. Yani çoğu zaten yapmıştır. CZV Best of 2006, yani YouTube'a yaz bunu. Karşına çıkan o vahşet videolarını izle. Hani tabii ki bu şirketin orijini böyle, gerçek kimliği bu şekildeydi yıllar önce. Ama yani bariz bir şekilde değişti. Son yıl yaptığı şovları zaten izleyen birisi Combat Zone'un güreş olduğunu bilir. Yani zaten Facebook'ta yazılar falan yazmıştım. Hani CZV güreş değildir, vahşettir diye. Hani o zaman ben bunlara diyorum ki WWE de o zaman güreş değildir. Çünkü Combat Zone'un bir kısmı güreş, bir kısmı vahşetse WWE'nin de bir kısmı güreş, bir kısmı da eğlencedir. Yani salt güreş değildir. O zaman sen bunun güreş olmadığını söylüyorsan WWE'nin de güreş olmadığını düşünmelisin. Yani bu konuda çoğu kişinin yanıldığını düşünüyorum ve evet, CZV güreştir. Bu konuda bayağı düşüncelere kapılmışsın cevabın uzunluğuna bakarsak. Yani Alperen kendisi de zaten forumda bunu çok yazıp çizdiği için hani kendisi de uğraşıyor. Ben her ne kadar tüm şovlarını takip etmesem de şirkette bir değişim var. Bunu izleyen birisi görebiliyor. Ben de farkındayım. O yüzden hani Combat Zombie'de çok vahşet içerikli bir şirket olduğu için eskiden hani biraz ona olan algının ben de değişmesini istiyorum Alperen kadar. Yani çok zamanla değişir çabalarıyla. Yani tek bir şey olmaz da. Yani yılda bir yine Tournament of Death, Cage of Death yapıyorlar da. Yani algı geç de olsa değişir umarım. Bir de Headlock Master'dan geliyor bu soru. Bola açılımı Battle of the Los Angeles incelemelerini bana salacak mı demiş. Daha 5 ay var gerçi. Bilmiyorum ya. 3 günlük bir turnuva zaten. Hani ve spoiler almadan izlemek istediğim için muhtemelen incelemelerine dahil olmam. Yani isteyenler arasında paylaşır. Şimdilik düşüncem bu şekilde.
Moneymakers'tan geliyor, forumun troll üyesi. Adriana Lima mı yoksa vatan millet oralet diyen bir kızla mı sevgili olmak ister? Biraz garip bir soru olmuş tabii, şaşırdık mı? Hayır. Şaşırmadık. Yani vatan desin, millet desin. Oralete gerek yok. Adriana Lima kadar da güzel olsun. Çok istedim. Ben neyi sormuş? Hayalimdeki sevgiliyi mi sormuş? Anlamadım ki. İşte ya vatan millet oralet diyecek sürekli ya da Adriana Lima olacak. Koşul bu. Adriana Lima gibi deseydi o gibili şıkkı söylerdim ama bu soruda diğer şıkkı söylüyorum. Oraleti diyorsun yani. Yani. Bir de beni seviyor musun demiş. Sana dürüst olayım, forumda böyle ilk abuk sabuk troll yaptığında biraz sinir oluyordum. Ulan bu çocuk niye böyle şeyler yapıyor falan. Sonra normal bir üye, normal bir insan olduğunu fark ettiğimden beri seviyorum. Değişik bir mizah anlayışı var orada. Son videolarını izle onun ama. Aynen, hani şey, zaten ofansif mizah yaptığı için daha yeni tanıyanlar elbet ki benim gibi düşünüyordur. Ama tanıdıkça sevilen bir üye kendisi. O zaman The Analyst de aynı soruyu sormuş. Beni seviyor musun demiş. Yani ben forumdaki herkesi severim canım, yani çok özel bir muhabbetimiz pek olmadı onunla. Ya özel bir sevgim yok öyle. Yakın arkadaşım olarak görmüyorum doğru söylemek gerekirse. Ama üye olduğu için seviyorum tabii ki, niye sevmeyeyim. Neden Wrestling Turkey? Wrestling Turkey düşman olduğunu biliyor musun demiş. Neden sorusuna cevap vereyim. Yani Wrestling Turkey grubunda zaten ben de adminlik yapmıştım uzun bir süre. Sonra bıraktım, şu an hala gruptayım da. Yani neden orada aktif olduğumu sorarsan, üye sayısı çok fazla olduğu için. Yani ve ben insanlara farklı şeyler sunma, yani WWE harici içerikte göstermeyi sevdiğim için. Yani bu kadar fazla üyenin olması benim hoşuma giden bir şey. Yani paylaşımlarımın çok kişiye ulaştığını bilmek beni mutlu eden bir şey. Onun dışında VT düşman olduğunu söylemiş sanırım. Kendisi VTR'ye düşman olduğunu iddia etmiş. Sen bunu biliyor musun demiş. Bilmiyorum yani. Sebebini istersen özelden, istersen duvardan söyleyebilirsin ama bilmiyorum. Bilmiyorsun. Texas Rattlesnake önceki soruları da sormuş. Oralet sevgisi nereden geliyor demiş. Ya bu sadece çocukluktan dolayı değil de artık hani troll bir muhabbetten falan zaten şey oldu bu. Hani kafeye gidip çay içersin, kahve içersin falan. Ben oralet içerdim böyle gittiğim zaman. Zaten foruma kayıt olduğum dönemlerde zaten o muhabbet başlamıştı benim arkadaşlarımın arasında. Nick'imi de öyle Matt Sydalga gibi abuk sabuk bir şey yaptığım için zaten 5 dakika sonra pişman oldum. 5 dakika sonra kayıt olsam oraletle ilgili bir nick koyacaktım. O yüzden zaten avatara falan böyle koymuştum, yani sebebi oydu onun. Bir de senin Tozawa sevgin var. Yani iyi bir güreşçi. Bunu şey geçen Rav değerlendirmesinde sanırım konuşmuştuk. Yani sevmemek için bir sebep yok kendisine canım. Bir de Emma'ya ne zaman aşık oldun demiş tarih olarak herhalde. Ne zaman oldum? İlk gördüğüm diyebilirim. Hani şu Sakar dansı gimmick'i vardı ya. Santino Marella ile falan değil mi? Aynen. Hani NXT'de izleyememiştim ama ana kadroya geldiği zaman görmüştüm onu. Ya o zamandan beri ilk görüş diyebilirim. Yani güreşçinin en kötü halinde desteklemeye başlamışsın belki de. Ya zaten az önce de dedim, hani ring içinde çok iyi olduğu için falan değil. Karakterinden, gimmickinden, yani dansı bile beni etkilemişti. Öyle diyebilirim. Hoşuma giden bir karakterdi. Şimdi forumun New Japan Pro Wrestling sever üyelerine Etli'deyiz. Kendisine tam bir indi aşığı diyebiliriz sanırım. İncelediği şovlardan belli oluyor demiş. Bu ateşi fitilleyen nedir? Neden indi demiş. Neden indi? Önce şey sorusuyla başlayayım. Hani incelemelerden belli oluyor falan. Ona yani soruyla biraz alakasız bir cevap vereceğim. Yani neden incelediğimi sorarsam bu biraz şey,
bir süre sonra hastalık gibi bir şey oluyor. Yani bu Ryan söylüyordu bana. Yani Captain of Population League'liğe. Hani şovu indiriyorum diyor. Ulan incelemeden izleyemiyorum diyor. Ben de hani şaşırıyordum falan. Ondan sonra geçen bir Bar Wrestling adlı şirketin şovunu indirmiştim. Yani ilk şovlarıydı. Ya süreyi de kısa görünce bir baktım. Şovu incelemeye koyulmuşum. Ya bu hastalık gibi yani, çok kaptırmayın o yüzden kendinizi. Ateşi fitilleyin ise, yani dediğim gibi hani Pro Wrestling Guerrilla bana çok farklı şeyler sundu. Ya PWG ile başladıktan sonra başka şirketler, yani bilgisayar aldıktan sonra zaten XWT sitesiyle, Torrent sitesiyle tanışmam, hani önüme çıkan birkaç şovu indirdim. Hani meraktan izledim falan. Hepsi bana yeni yeni şeyler sundu. Farklı şeyler sundu. Hoşuma gitti. Yani WWE'de bulamadığım veya diğer şirketlerde bulamadığım şeyleri hep bir şirkette buldum falan. Ya zaten düzenli takip etmek de zorunda değiliz. Hani her rastladığın şov seni tatmin ediyorsa güzel yani. Nasıl biteceğimi bilemedim. Vertito'ya geçeyim o zaman. Çay dururken neden Oralet demiş? Niye çay değil de Oralet? Niye çay değil Doralet? Çünkü kafelerde falan, yani sen de tecrübe etmişsindir, özellikle 3 liraya çay satan yerlerde. Oraların çayı güzel olmuyor, acı oluyor. O yüzden ben de bir alternatif olarak ağzım tatlansın diye Oralet içmeyi seviyorum. Peki şu son çay muhabbetine ne diyorsun Becky Keşke Oralet ile içseler. Charlotte'ın? Şaka. Şaka bir yana, onlar neden öyle şey içiyor, roleplay yapıyor sen biliyor musun? Bir belki fan olarak. Yani bir anda başladı aslında TTT diye öyle sürüp gidiyor. Kendilerince ürettikleri bir şey bu. Sanki şey eskiden gelen bir muhabbetmiş gibi de, hani bir anda ring içinde başlayınca ben de şaşkınım o konuda. Ya sonra T Generation X'e bağladılar falan. T Generation. Ama Sasha ile benim de Bayley de hoşuma giden yaptı fan. aynısını. Çay şeklinde mi onlar? Yok onlar D Generation X'in şeyini kıyafetini giydiler geçen gün. Ha, anladım. Bir de Tony Storm'un melek olduğuna inanıyor musun demiş. Ya Tony Storm çok ayrı bir karakter. Ya zaten bir ara forumda bir avatar yapayım dedim. Bir baktım 25 kişinin avatarında Tony Storm var. Ya ben de şaşırmıştım o tepkiye. Bir melektir, bir huridir yani. Her yakıştırma yapılabilir kendisine. Güzellik bakımından mı? Hem güzel bir kadın, hem de ring içinde de kusursuz diyebilirim. Hani her Ben de güreşçinin bir çok kusuru vardır beğeniyorum. da. Hani ben şey, bunu arkadaşlar arasında biraz da hani espri mahiyetinde Charlotte'u seven arkadaşlarıma falan böyle laf ediyorum. Hani Tony Storm geldiğinde sizi göreceğim falan. Siz aylarca bir vasata hayran kalmışsınız diye. Ama hani şey diye düşünüyorum. Acaba ben hayran olduğum için mi abartıyorum diye. Aynısı Jack Giller'da da yaşanmıştı. En son foruma konu açtım yani. Jack Giller'ın sevmeniz bir özelliği var mı? Yani bir fan olarak ben mi abartıyorum diye. Yani Tony Storm da öyle bir karakter. Pek kusurunu göremediğim bir insan. Mae Young'ın spoilerına baktım peki. Yok, bakmadım. O konuda hassasım biraz. Hatta spoiler veren bir arkadaşımla muhabbeti kestim. Hadi ya. O zaman söylemeyeyim. Bunu es geçiyorum direkt. Yani benim için çok iyi olur. The Funky Homo Sapien'e geleyim o zaman. Gaflete en son ne zaman düştü? Gaflet. Aha, en sevdiğim gimmick'im. Gaflet en son ne zaman düştün? Çok ucu açık bir soru olmuş ya. Buna şey diyebilirim ama, Facebook aleminde artık müsamahamı kaybettim, tevazumu kaybettim. Her gördüğüm artık geri zekalısın diyorum, küfürü basıyorum. Bu bir nevi gaflettir benim için. O slide'ın da çok güzel olmuş ha. Ha, yaptın mı sen de? Evet. Daha ilk sorudan gaflete düştüm direkt. Şey mi, kural okumadım ekranı mı yoksa? Yok okudum sıkıntı yok da. Ha. Ama beceremedim. İlk sorudan gaflete düştüm. Ben Ya de zor bir testti tabii ki. o zaman Onu bir de zaten şey, aramızda muhabbet
yani birkaç arkadaşın arasında olan muhabbetlerden olduğu için yani kime gösterdiysem böyle 5 kez, 6 kez, 10 kez falan hepsi düşüyor gaflete. Keşke Ya. ona bir checkpoint Ama komik bir koysaydık. test olmuş. Güldüm yani. Yani olumlu bir tepki aldık herkesten. Çok başarılı bir proje oldu bizim için de. Yeni gafletleri bekliyoruz o zaman. Bir arkadaşım program dili öğrenmeye falan çalışıyordu. Ben de ondan haber bekliyorum. Yapacağım yapacağım diyordu da. Ansızın yenisiyle gelebiliriz. Çeviri ekibinde misin öncelikle? Kuruldu mu ekip ya? Fikirde kalmadı mı o proje? Yok, Yani YouTube'daki. ha, YouTube'da değilim. Ya Tamam. şu anda aktif olarak çeviri yapmıyorum diyebilirim yani. O zaman Şafak'ın sorusu kendini imha ediyor bir nevi. Onu Şey mi sormuştu İngilizce ile ilgili bir şeyler. çeviri ekibinde misin diye sormuş. O çeviri ekibiyle ilgili bir şeyler sormuş ondan sonra. Yani cevap verebilirim. İstersen ver. YouTube kanalında forum içerisinde dil konusunda kendini geliştirmek isteyenlere ne önerirsin demiş. Yani dizileri falan İngilizce altyazıyla izlemeyi öneririm. Yani bir dönem yapıyordum ben. Acaba hani benim manyaklığımdan mıdır ya da işe yaradığını fark edemiyordum o dönem. Ama yani profesyonel çalışan birine sorduğumda o da yani dizileri, filmleri İngilizce altyazıyla izleyebilirsin diye önermişti. Bu hem cümle yapısına aşina olmayı hem hani yerel dil olarak konuşanların ne denir? Kulak dolgunluğu denir. Yani onun oluşmasını sağlar. Yani ben özel bir şey yapmıyorum bu dönem. Yani lisedeyken falan yapardım. Ama herkese tavsiye ederim o İngilizce altyazı olayını. Bir de promoları böyle çok akıcı olan güreşçiler de var. Şey mi? Konuşmanın anlaşılmaması olarak mı diyorsun? Ya anlaşılması ol. Mesela Bully Ray çok akıcı konuşuyordu TNA'deyken. Tane tane konuşuyordu. Yani onları dinlemek tabii bizim için daha hoş bir şey. Yani Ambrose'un promolarında zaten çılgın bir karakter olduğu için böyle hızlı hızlı konuşup gidiyor Ambrose'u ben zor anlıyorum, öyle diyeyim sana bazen. ya. Yani o çevirmenler için bir sıkıntı. Bir tane promosu vardı Backlash öncesi. Rap yapmıştı adam. 2 dakikada bayağı kelime saydırmıştı yani. Yani garip bir karakter o. Hani günlük hayatta konuşması öyle midir acaba merak ediyorum. Öyle. Aa, Öyle diyeyim ben sana. Bir de şey demiş. WWE'de bulamadığın şeyler neler? Bunu indie şovlarını neden arıyorsun tarzı bir sorusu var Şafa. yani ring içi diyebilirim. Zaten hani her izleyen herkesin verdiği cevap bu olur. Ring içi olur. Hani WWE'nin kat be kat fazlası tempolu maçlar görebiliyoruz. Az önce de belirttiğim gibi hareket çeşitlilikleri görüyoruz. Ya yani farklı maç türleri görebiliyoruz. Hani Intergender bile indilerde çok normal karşılanırken WWE'de bunu görme ihtimalimiz hani özellikle PG era'da yok. Sıfır. Yani hani en çok bir Natalya ile El Torito'yu karşı karşıya getirmişti şirket. 2 yıl falan önce onu hatırlayabiliyorum sadece. Peki indie'de neleri bulamıyorsun? Neler eksik geliyor sana demiş. Bir de. Güzel soru. Bu sanırım arka alan segmentleri olabilir. Yani bunu yapan şirket bir tane biliyorum. AEW şirketi. Ama hani bir Rene Young'un gelip de işte maç hakkında ne düşünüyorsun derken güreşçinin rage atıp başka konulara değinmesi falan. Yani şov içi gelişim ayrı bir şey. Bunu indilerde bulamıyoruz. Yani ilk maçtan sonra olup bir şeyin Main event'e taşınacak mı, taşınmayacak mı heyecanı oluşmuyor. Bir de Mom Seni'den geliyor bu soru. Abi reaksiyon diye garip bir soru sormuş. Herhalde aranızdaki bir şifre bu. Yani özel olarak değil de şey Facebook grubundaki bir olay. Yani ne cevap vereceğimi bilemedim. Reaksiyonun konusunu söylesin. Reaksiyon videosu çekeyim Sefacığım. Aleister Black fanıdır kendisi. Ya fanlıklar da çok abartıyor ya. Ara sıra antipati duyuyorum ben ona.
Ya Ryan en kötüsü zaten biliyorsun. Ya Ryan'ı ben engelledim zaten ya. Ya. Emekli olması benim için bu yıl içinde forum içinde en güzel şey oldu. Biliyorsun yönetimdekiler engellenmiyor öyle. En kötü fanlar kim peki sana göre o zaman? Böyle bir soruyla geleyim sana. Yani Ryan devam ediyor mu bilmiyorum Entry Elden'i görmediğim için. Şu sıra gözüme çarpan yok sanırım. Ondan önce vardı ya işte King of Strong Style. Ondan sonra Goldberg seven bir arkadaş. Believe Bir ara forumu basmışlardı ve girmek istemiyordum forumu falan. hype. Şimdi forumun sportif üyesine geleyim. Kamil Kürşat 1905. Gafletten çıkmayı düşünüyor mu demiş. Ben gafletten çıkmak için elimden geleni yapıyorum. Ama işe yaramıyor mu? Yarıyor canım, niye Yarıyor yaramasın? mu? Yarıyor. Güzel güzel. Bir de WWE eski formuna nasıl döner demiş. Eski formu dediği hangi eski, ne kadar eski onu da bilmemiz lazım ama. Dönmesi için ne yapmalı demiş, belirtmemiş. AE dönemi diye al sen onu istersen. Kendi kafana göre sen bilirsin tabi. Yani Attitude Era'da nasıl desem seyirciye yeni bir şeyler izletiyorlardı. Hani biraz da manyaklık olarak tabii o zaman PG falan yok. İşte HLA olsun, ofis baskınları bilmem ne, işte kadına şiddet falan olsun. Yani izleyiciye sanırım yeni bir şeyler sunuyordu. Hiçbir başka şovda görülmeyen, dizilerde görülmeyen şeyler sunuyordu. Biraz da reality olduğu için içinde. Ya özellikle de zaten PG Era'dayız. Hani güreşin daha ne kadar farklı senaryo sunabilirsin? Bu da var. Bitti yani aslında o evreye geldik belki de. Ya zaten hani eskisi kadar artık kaç milyondu o zamanlar tam bilmiyorum da yani 5 milyon izleyici çekseler bugün bayram ederler. Yani imkanı var mı sence 5 milyon seyircinin? Ya çok çok özel bir şov olması lazım. Yani belki ama hani haftalık şovlarda böyle bir rutin tutturmaları imkansız. Yani şimdi Jinder Mahal gibi isimleri düşünüyoruz şimdi. Hani sadece şey diyebilirim. Yani CM Punk gibi veya onun kalibresinde çok iyi güreşen, yani ring içinde kusursuza yakın olan bir adamın heel olması, yani çok büyük nefret toplaması. Belki yani şovları izlettirebilir, merak toplayabilir. O zaman Oxfeld'in sorusuna geliyorum. Oxfield, yanlış okumayalım. Favori güreşçisiyle nasıl tanışmış? Favori güreşçim olarak şu an Jack söyleyebilirim. Nasıl tanıştığım şey de oldu. Progress Wrestling'in hatta izlediğim ilk şovuydu. Chapter 30, yani iki şovluk bir turnuva vardı. Hani o dönem öneriler üzerine başlamıştım. Ama şirkette tabii kimseyi tanımıyorum ilk şovum olduğu için. Böyle güreşçiler geliyor, seyirciler işte şarkılarını eşlik ediyor falan. Böyle garip bir şarkı duydum. Hani hepimiz biliriz. Forumdaki herkes bir yerden duymuştur onu. Ulan çok hoşuma gitti falan filan böyle. Bir adam geldi öyle. Sıska. Karizmatik bir adam. Garip taunt falan filan yapıyor. Ondan sonra maçını kazandı. Hadi şu müzik bir daha çalsın diye böyle bir gaza geldim. Yani başlangıcı oydu. Ondan sonra da hep mutlu etti. Zaten ring içinde de iyi olduğunu görünce tamam dedim ben bu adamın fanı olacağım. Yani müzikten doğan bir şey olmuş seninkisi. Aynen. Hani Emma ile tanışmam da dansçı gimmickinden falan hep böyle ring içinden daha ziyade kendilerine özel gimmickleri, yani Jack Yıllarından müziği etkilediği için şeyim, sempatim oluştu. Hani ring içi de bunu tamamlıyor. Gallagher'ın şemsiyesi. Özel şemsiyesi. Şemsiye şey de yoktu ya. WWE öncesinde yoktu. Ya adam kendini sürekli yeniliyor. Kendine güzel bir imaj katıyor. Şemsiyesini de seviyorum. Çok komik evet onun segmentleri. Royal Rumble'da Doğru. Daivari de güzel de öldü yani şemsiyeyle. aynen. Onların bir I Quit maçı vardı. Bayağı. Acı çektirdi şemsiyesini kullanıp. Yani bir de şey vardı, Jewel vardı, düellosu vardı. Top 5 segmentlerini çok güzel, yani kötü segmentini görmedim ben onun. Ama Hani çok şey,
O Yeni da bir burada imaj yapılıyor. katıyor direkt şirkete. Yani Tuff of Life izleyen kişi sayısı fazla değil ama hani izleyen çok seviyor. Hiç memnun olmayıp da ayrılan görmedim o segmentleri izleyip de. Doğru. Doğru yani. Çok başarılı bir karakter. O zaman Suicide'a geleyim. Tek tim olsak kimle kapışırdık demiş. Tek team olsak bu dönem British Strong Style'la kapışırdık. Gerçi biraz sempati duyuyor onlara ama benim hiç sevmediğim bir stable, yani Tyler Bate'i ne kadar sevsem de. Dan'la şey mi? Travis Banks diyorum yani yanlış. Trent Seven. Aynen ya, Pete Dunne'ı şey tekli kariyerinden beri sevmiyordum. Oh be. Progress'te şey stable kurulmadan öncesinde falan. Yani adam benim üzerime oynuyor ulan, sürekli heel hit kasıyor, hep benim sevmediğim güreşçileri yeniyor. İşte kural dışı hareketler yapıyor, kemeri falan öyle kazandılar. Ya çok garip bir karakter, sanki bana anti olarak tasarlanmış gibi. Şey gibi, Travis Banks'e gitti aklım bir anda ama o CCK'de gerçi. Trent Seven'da şey ya heel olduğu zaman kendi özel bir şey kalmadı. Ya yani Pete Dunne'ın yancılığını yapıyor falan. Ya şu haliyle çok gereksiz bir karakter. Gittiği her yerde öyle. Bir de başka bir şirketle ilgili sormuş. Shikara yolları taştan mı demiş. Bizim onunla özelden muhabbetimiz var. Hani şey Çikara ile ilgili muhabbetlerimiz falan oldu. Hani soruyu sanırım cevap beklemeden sormuş. Onunla şey düşünüyoruz, yani Çikara'nın eğitim şirketi Wrestling Factory'de imkanımız olsa eğitim almayı düşünüyoruz yani. O zaman Titi Master forumun süper modu Fırat'tan geliyor soru. Forumda gelecek olarak kimleri görüyorsun demiş. Bu sorunun da şeyi var, hikayesi var. Bundan önce Headlock Master bir röportaj yapmıştı yazılı olarak. Kim birisi sormuştu hani forumda Future üyeleri, yani kimi görüyor Future üyeler olarak? Yani garip bir soru sormuştu neyse. Ben de 3-4 üye saymıştım. Hani Titi Master yazmıştım ama kayıt olalı hani bir hafta falan olmuştu. Ya o entry'lerini görüp demek ki bu adamda iş var, bu adam bilinçli bir adam falan diyerekten onu da yazmıştım. Zaten çok geçmeden moderatör oldu. Şimdi de forumdaki durumunu biliyoruz hepimiz. Harbiden çok ciddi bir yükseliş yaşadı yani. Yani o ara ben de şey inceleme bölümünün moderatörü falan olmuştum. Özelden bana yazmıştı, ikimiz böyle NXT'den gelip sağlam push alan elemanlar gibi olduk demişti. O zaman Hikmet Zeybek'e geleyim. The Rising Generation'ın hocamızın asıl üyelerinden kendisi. Oralet Club'da heel turn yapıp kuş burnu Club'a geçecekmiş. Doğru mu demiş. Değil. Ben neden heel turn yapayım ki? Şimdi Oralet Club Face mi? Bunu mu tartışmamız lazım? Oralet Club Face. Ya Club'ın şeyi ben olduğum için, kurucusu, yöneticisi, ilgilenini ben olduğum için. Kuşunu sevilirim ya. Vallahi çok bana da çok kötü geliyor çay. Tatsız. Yani ben, hani kuşburnu yerine kiwi club falan desen, ne bileyim başka bir içecek yazsan belki derdim be. Ya üçü bir arada club falan deseymiş keşke. Aynen Nescafe Club dese belki derdim. Şimdi bomba sorular bunlar. Buğra Göl forumumuzun admini. Ryan'la üniversitede aynı sınıftalar diye biliyorum. Doğru mu? Önce bunu bir doğrulayalım. Doğru, evet. Aynı sınıftayız kendisiyle. Tanışma faslında güreş sever olduklarını keşfetme olayı nasıl vuku buldu? Şimdi biraz hikayeleştirip anlatayım. Benim kaldığım yurtta bir arkadaş vardı. Yani muhabbetimiz var falan filan. En son Facebook'tan arkadaş ekleyeceğiz birbirimizi. Bu benim şeyi gördü. Kapak fotoğrafını gördü. Böyle kapak fotoğrafında Sting ve Seth Rollins'in bir fotosu vardı. Neyse fotoyu açıklamayayım şimdi. Lan dedi, izliyor musun falan bilmem ne. Evet dedim. O şeymiş yani, Fox zaman izleyicilerindenmiş. Yani onunla biraz muhabbet oldu falan filan. Ondan sonra şey yapıyorum. Sınıfın WhatsApp grubuna böyle şarkı sözleri falan yazıyordum. Ya o an player'de ne varsa yazıyordum falan. İşte team song'lar geliyor. Team song'lardan sözler falan yazıyordum.
Ryan da oradan anlamış zaten benim hani yoksa bunları nereden bilsin diye düşünüyor. Ondan sonra tam muhabbet neydi hatırlamıyorum da işte New Day ile ilgili bir muhabbet olmuştu. Aha dedim bu çocuk da izliyor. Öyle bulduk birbirimizi. Ertesi gün gittik okulda konuşuyoruz falan. Bir de Ryan sosyal hayatta nasıl bir insan demiş. Kötü espri yapan bir insan. Sağa sola sataşan bir insan. Ya forumdaki kimliğinden çok da farksız değil açıkçası. Ru dövüyor mu sürekli yanına gelip? Yo zaten şey Bobby Roode'un kötü güreşçi olduğunu kabul ediyor. Ne kadar forumda öyle arkasında bir kitle toplamış olsa da. Yani şeyi falan ben zaten kabul ediyorum. Hani müziği güzel, promoları güzel. Çok şey yapamıyor yani sinir edemiyor beni o yüzden. Yani çok fazla seni şey sinir etmiyor o zaman. Ya Bobby Roode kan ıslatır falan. yani arada şey yapıyor böyle telefondan Team Song'unu açıyor. Sonra ben de eşlik ediyorum. Çözümü bulmuşsun yani. yani ama iyi güreşiyor dese sinirlendirir. Yere yakan, yürek yakan Playboy mu yoksa içine kapanık bir tinerci mi demiş sosyal hayatında. Tiner Beşiktaş'tan geliyor sanırım. Aynen biraz Beşiktaş holiganı. Ya bu ikisinin ortası gibi bir şey hani ne yere bakan yürek yakan ne içine kapanık. Yani herkesle muhabbeti var ama şey değil öyle. Aşk meşk konusunda aktif bir arkadaş değil. Yani biraz özele indim ama kusura bakmasın o da soru bu. Bir şey demez ya, alışık. Yani. Facebook güreş sayfaları böyle gruplarıyla forumumuzu kıyaslarsak artı eksi farklar neler demiş iki taraf için de. Şimdi nereden başlasam? Artılardan mı başlayayım? İstersen bir tarafın artısını, diğer bir tarafın eksisini söyle. Zaten diğer tarafın tam tersi olur o. Tamam. Şimdi forumun artılarından başlayacak olursak ciddi bir ortam var. Yani ne kadar yaş düşük olsa da ne kadar ne bileyim kullanıcı hani yazım kurallarına falan dikkat etmese de yani bunu düzenleyen moderatörler var. İlla ki daha ciddi bir ortam, daha insanın kendini güvende hissedebileceği ortam. Yani Facebook'ta sırf hani güreş düşüncenizden dolayı saygısızca bir şey yazmasanız da size küfür eden, işte söven, hakaret eden birçok üye çıkabilir. Yani forumun bu yönünü seviyorum. Buna müsaade edilmiyor. Facebook'un artıları biraz daha şey, interaktif bir platform. Yani bir tartışma üzerindeyken hani cevap yazdığından hemen cevap bekliyorsun. Ne bileyim aklına bir şey geldi editlemek yerine ikinci bir yorum olarak yazabiliyorsun. Ve yani kullanıcı sayısı daha fazla. Her ne kadar forumumuzu yani misafir olarak takip eden çok olsa da Facebook'ta biraz daha bu muhabbetler yüz yüze yaşandığı için biraz daha samimi bir ortam. Yani tabii karşınızdaki biraz gerizekalı ve saygısız değilse. Bir de geyik muhabbeti daha çok dönüyor tabii doğal olarak. Yani tabii ki Facebook'ta hani güreşle başlayan çok muhabbet özele taşınmıştır, samimiyeti dökülmüştür. Bu forumda pek mümkün değil. Yani zaten forumda başlayan arkadaşlıklar da o kadar samimi olacaksa Facebook'ta veya Skype'ta falan devam ediyor. Gibi kalbimiz buruttu. Demir kırıldı. O zaman Blind Guardian'a geçiyorum. Çekiliş deyince aklına kim geliyor demiş. Bu da özel bir soru sanırım aramızda. Özel biraz şey ya ben bir troll yapmıştım Facebook üzerinden çok underrated kaldı istersen onu kısaca bir söyleyeyim bir tane Facebook sayfası var şey amaçsız bir sayfa hani indie sayfası gibi açtık Kerkeniz açtı beni de editör yaptı sayfaya falan her ne kadar şimdi onun Facebook hesabı donmuş olsa da şey yazdım bir gönderi yazdım böyle dedim ki bir ay sonra çekiliş yapacağız. Bu gönderi işte kendi profilinde paylaşanlar çekilişe katılacaktır diye. Gel zaman git zaman bekledik işte ulan kimse paylaşmıyor. Çekiliş gününe geldik. Bir kazananı belirlememiz lazım ya. Baktım bir kişi paylaşmış. Ben de bunu sayfaya böyle kazanan olarak attım. İşte çekilişimizin kazananı Tunahan Aygüneş diye.
Etiketledim çocuğu böyle, tebrik ederim falan. Çocuk yoruma geldi. Ne kazandım dedi. Çekilişi kazandın dedim. Kardeş dedi, çekilişi kazandın da bir ödül yok mu dedi. Çocuk hiç şeyi sorgulamadı yani. Çekiliş yapıyorlar ama ben ne kazanacağım? Ucunda ne var diye. Bir de ordular isotçu mudur demiş. Bu da özel bir hikaye sanıyorum. Bu özel değil ya. Biraz boş bir soru olmuş. Niye sordu bilmiyorum. Değildir deyip geçelim yani. Şimdi kendimden gelsin bu soru. En sevdiğim ve en sevmediğim güreşçiler, bir de Dean Ambrose'a nasıl bakıyorsun? En sevdiğim Jack Gallagher. Zaten forumda çok yerde bahsettim bundan. YouTube kitlesi için de biraz bahsedeyim. Hani karizmatik bir adam. Gimiki çok güzel. Yani beyefendi gimiki bana hitap ediyor. Zaten ben biraz face sevici olduğum için hani heel face çok ayırt etmem ama hani zaten heel'lar biraz daha ring içinde yavaşlatıyor kendini. Hepimiz biliyoruz ki. Yani Doğru. güzel bir iş sevdiğim için ya face karakterler biraz daha bana hitap ediyor. Onun dışında hani dediğim gibi müziği güzel, gimiki güzel, karizmatik bir arkadaşımız yani fizik olarak hani saç bıyık şekli de çoğu kişiden farklı. Yani ring içinde de bu kadar güzel olunca bir kusuru yok yani sevmemek için bir sebep yok. Ama bu kadar da erken tanıdığım için fanlıktan vazgeçemiyorum. Salak, ne konuşuyorsun salak? En sevmediğime de gelirsek yani Pete Dunne diyebilirim. Yani birçok sebebi var. Zaten bu adam heel bir karakter. Adamın zaten güreşlik amacı kendini sevdirmemek. Bu yani hani çok soruluyor Pete Dunne'ı neden sevmiyorsun? Abi Pete Dunne'ı niye seviyorsun falan. İyi de adamın amacı bu zaten. Ben zaten bunun başarılı bir karakter olduğunu itiraf ediyorum. Hani benim sevmemem kötü bir güreşçi veya başarısız bir karakter olduğunu göstermez. Aksine nefret ediyorsam başarılıdır. Bir de Ambrose. Ambrose'dan çoğu zaman sıkılıyorum ben. Yani sen mesela neyi seviyorsun? Sana onu sorayım ben. Yani çok uzun hikaye. Bunu kendi röportajına cevaplayayım ben. Tamamdır. Çünkü Ama girersen bayağı gireceğim buna, belli. tamam. Ya istiyorsan bir özet geçeceğim Ya mi? çok kısa bir özet geçeyim yani. Dean Ambrose'un nesini seviyorsun diye. Değil Yani mi? karakteri, promosu, ne bileyim karizması benim istediğim şeyleri veriyor açıkçası güreşte. Ring içine çok takan bir adam olmadığım için de işime geliyor yani. Yani tabii zaten ring içi pardon ring dışı faktörlerden dolayı bir hayranlık oluştu mu zaten gerisi biraz teferruat kalıyor yani hak Ya veriyorum o işte yüzden. hayat hikayesi de biliyorsun yani, okumuşsundur illaki. Yani evet tabii. Zor bir hayat hikayesi var. Bir de sosyal medyada falan hiç gözükmüyor böyle. Daha çok böyle iletişime geçmek istiyorsun. Öyle bir durum. Yani evet. Bir şey de diyemiyorum hani çok kötü güreşiyor falan. Niye siz bu adamı seviyorsunuz da demek bizim haddimize değil tabii ki. Yo, çöp diyebilirsin. Ya ben şey düşünüyorum hani yavaş yani bunu inkar etmemize gerek yok. Her ne kadar Değil. geçen Cesaro ile maçında güzel bir performans gösterse de hani çoğu maçında performansı şey Ağır. yetersiz kalıyor bana. Ağır kalıyor işte. Çok fazla hareket sergilemiyor. Ya Bir dönem zaten rebound lariat attığı dönem böyle çıldırtıyordu beni. Artık yapma şu hareketi diyordum. Sefa'da şey diyordum onun seni. Steel Wheel of Howling'deki kamyon gibi diyordu. Nerede ki? Bir oyundaki Steel 18 Steel Wheel Howling tarzı bir oyun var ya, adını tam hatırlayamadım. Kamyon gibi diyordu. Yani bazı segmentlerde falan eğlenceli ama yani özellikle Seth Rollins'le girdiği feud zamanı hani buna kişinin yaptırmıyordu falan ya. Evet. Ben o zaman çok seviyordum. Ya arka alan segmentleri falan güzeldi. Bir de o zaman Ambrose'u bırakalım, son sorumuza geçelim. The Tamam. Awesome Killer'dan British Master değil mi bu? Aynen. Eski fake Mickey. Gaflete düşüyorum arada. Bu durumdan kurtulmam için ne yapmalıyım demiş. Yani o indie izleyen mi arkadaşımız? Eğer izlemiyor olsa indie izlemeye kurtul derdim ama
Yok, ben zannetmiyorum onun gaflette olduğunu. Değil mi diyorsun gaflette? Bence değil. Belki güreş dışı olaylarda gaflettedir. Derdin varsa dinleyebilirim. O zaman sorularımız bu kadar. Tamamdır. Çok güzel bir röportaj oldu. Çok teşekkür ediyoruz sana. Keyifliydi. Ben sana teşekkür ederim beni konuk aldığın için. Rica ederim. Bunu YouTube kanalına atarız diye düşünüyorum ben de. Bakacağız yani. Ama güzel bir röportaj olduğunu söyleyebilirim şimdiden. Yani ben de istersen bitişe dair birkaç not ekleyeyim. Şu bahsettiğim gruptan falan arkadaşlarımla podcast yapıyoruz. Onu YouTube kanalıma yüklüyorum. Yani bunu Güreş Türkiye'nin kanalına attığında zaten link olarak eklersiniz. Tamam, onu hal konuşuruz. O zaman şimdi herkese görüşürüz diyoruz. Herkese hayatında başarı, üniversite tercihli yapmış kişilere yeni üniversitelerine başarılar diliyoruz. Görüşürüz diyoruz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Dinleyen herkese selamlar.